Gösteri için bir seyirciye ihtiyacım var. Ancak şu an yanımda bir seyirci olmadığı için seyirciyi her zaman yaptığım gibi son videoma gelen yorumlar arasında İlkay Yılmaz yani İlkay'ı seçtim. Bugün İlkay'a sergiliyormuş gibi sunacağım. Sizler de İlkay varmış gibi izleyip hayal edebilirsiniz. İzin verirseniz kartları karıştırmak istiyorum. Burada kartlar karıştırdıktan sonra İlkay'a bir kart seçtiriyorum ve gerçekten de istediği kartı seçiyor. Örneğin şu kart olsun. Kartına hep beraber bakalım. Daha sonra araya bir yere atıyorum. Ve gerçekten de arada bir yerde şu şekilde karıştırıyorum. Birkaç kere şu şekilde karıştırayım. Daha sonra İlkay'a da bölmeler yaptırabilirim. Örneğin şu şekilde bölsün. Burada kartları ters çevireceğimi ve kartını hissederek bulacağımı söylüyorum. Ve kartları ters çeviriyorum. Hemen bakıyorum hangisi olabilir diye. Kartı şu olabilir. Başka da bakayım. Kartının bu olduğunu düşünüyorum. Ve açtığım takdirde gerçekten de İlkay'ın kartı kupa 2 idi. Evet, numara gerçekten çok güzel. Şimdi merak edenler ve öğrenmek isteyenler için nasıl yapıldığına geçebiliriz. Bu numarayı gerçekleştirmek için küçük bir ön hazırlık var. Aslında küçük dediğim biraz büyük. Yapmanız gereken bütün siyah kartları en üste, daha sonra bütün kırmızı kartları da en alta koymanız şu şekilde. Ancak tabii ki başta kartları seyirciye göstermiyoruz. Seyirci istediği bir kartı seçmesi gerekiyor. Burada bizim ilk başta bir karıştırmamız lazım. Bunun için şunu yapıyoruz. İlk başta biraz fazla paket alıyoruz. Tam o kırmızıyla siyahın kesiştiği yere geldiğimizde kartları teker teker aktarıyoruz. Bakın, kırmızı yeri geçtiğimiz takdirde tekrar fazla alıyoruz. Aslında hiçbir şey yapmadık. Sadece siyah ve kırmızı kartlar altlı üstlü olarak yer değiştirdi. Hiçbir şekilde karışmadı yani. Burada birkaç kere de sahte kesme yapabilirsiniz şu şekilde. Hiçbir sahte kesme bilmiyorsanız yukarı kartlar kısmına bırakmıştım. Ben oradan öğretmiştim. Gidip rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Burada seyirciye bir kart seçtirmemiz gerekiyor. Biz altlarda kırmızı, üstlerde de siyah olduğunu biliyoruz. Bu yüzden ilk başlarda üstlerde bir şansımız deniyoruz. Üstlerden bir kart seçtirmeye çalışıyoruz. Yani siyah olanlardan. Eğer bazı seyirciler seçmiyor, eğer seçmezse ortaları hızlı bir şekilde geçmemiz gerekiyor. Çünkü ortalarda siyah mı kırmızı mı olduğu %50'ye kalıyor. Bu yüzden en alta geçiyoruz hemen. Ve mecburen en alttan bir kart seçiyor. Örneğin şu kart olsun. Kartın hiçbir önemi yok. Kupa 3'müş. Eğer en alttan seçtirirsek kartın üstlerde bir yere koymamız gerekiyor. Üstten seçtirirsek de alttan bir yere koymamız gerekiyor. Biz en alttan yani kırmızılardan seçtirdiğimiz için hemen üstlerden siyahların arasına şu şekilde gönderiyoruz. Burada tabii ki yine sahte kesme yapabilirsiniz. Bunun hiçbir önemi yok. Kartların yeri değişmemesi gerekiyor. Ve yine biraz önceki gibi karıştırabilirsiniz. Örneğin şu şekilde karıştırıyorum. Bakın, kırmızıları geçtiğim anda yani kırmızıların kesişim yerine geldiğim anda teker teker karıştırıyorum. Zaten siyahların arasında görüyorsunuz direkt bir kırmızı var. Bu seyircinin kartı muhtemelen. Çünkü sırayı bozan kart. Bu karıştırmaları yaptıktan sonra seyircilere de kesme yaptırabilirsiniz. Yani kartlar altlı üstlü olarak yer değiştirebilir. Bunda hiçbir önemi yok. Ve son olarak yapmanız gereken şey, kartları teker teker geçerken burayı seyirciye göstermiyoruz tabii ki. Bakın, bütün kartlar siyah gerçekten de. Arasında bir tane kırmızı var. Bu bizim siyahların içine koyduğumuz kırmızı olma ihtimali çok yüksek. Ancak biz yine de kontrol ediyoruz. Bakın, diğer kartların hepsi kırmızı ve aralarında hiçbir siyah yok. Direkt seyircinin kartı kupa 3 diyoruz. Evet, numara gerçekten benim de beğendiğim bir numara. Karşı tarafın hiçbir tahmin yürütemediği numaralardan diyebilirim.